Her ilmek bir notadır. Parmaklarından öylece dökülüverir. Arka arkaya sıralanır. İner, çıkar, duraklar. Tam bitti derken alabildiğine hızlanır. Tıpkı kalbinin atışı gibi. Sevdanı, kederini, umudunu, ruhunu ortaya koyarsın. Gün gelir, ümitsizliğe kapılırsın. Ama gün gelir, gün yüzüne doğar. Mahmur mahmur etrafına bakındığın anda seni yakalar. Bir köşede öylece oturmuş seni seyrediyordur. Ne gözlerinin yorgunluğu ne de parmaklarının ciğerine inen acısı kalmıştır artık. Bir senfonidir seni yakalayan. Her iki ipek el halısının baş döndürücü senfonisidir. Heleke dünyada tektir. Üstüne bir başka halı daha yoktur. El emeği göz nurudur. %100 saf ipekten yapılır. Görkemin timsalidir. Santimetre karesinde yüz ve üzeri düğüm vardır. Çifte düğüm tekniği, inceliği, ipeği, renklerinin canlılığı ve dayanıklılığıyla parmak ısırtır. 200 yılı aşkın geçmişiyle de bir tarih, bir sentezdir. Çok eski 2500 yıllık halıcılık tarihinde doruğa çıkmış, bütün hepsinin en iyi şekilde özümsendiği bir sentez ve son çalışma. Hereke halısından sonra bakıyorsunuz, bundan daha öteye götürülmüş mü? Hayır. Biz tarihsel sürecinden bahsediyoruz, hereke halısının 150 yıllık tarihinden bahsediyoruz. Ancak diğer halı metotlarına göre en genç metottur, hala. Çok genç bir metottur, çok yeni bir metottur, çok üstün bir metottur, yeni teknolojidir. Dünyaya çıktığınız zaman zaten kimse kıyaslamıyor dahi. Yani Hereke'yi apayrı bir yere koyuyorlar. Hereke çok özel bir halı, çok farklı bir yerde. Hereke'nin derin bir güzelliği vardır, büyüleyicidir. Enfes bir manzara gibi insanı içine çeker, etkiler. Hereke literatürde saray halısı olarak tanınır. Bu ünvanı 1800'lü yıllardan bu yana da gururla ve de hakkıyla taşır. Sultan Abdülmecit döneminde İstanbul'a yeni saraylar yapılmasına karar verilir. Klasik saraylar yerine ikamet, sayfiye, misafir ağırlama ve devlet işlerini yürütme amacıyla inşaata başlanır. Yeni sarayın adı Dolmabahçe'dir. Salonlarına Anadolu'da dokunan halılar kâfi gelmez. Sultan Abdülmecit sarayının dünyanın en iyi halılarıyla döşenmesini ister. Ve 1843 yılında Bursa Hereke'de Fabrika-i Humayun kurulur. Burası Osmanlı İmparatorluğu'nun o tarihe kadar halı ve ipekli dokuma alanında kurduğu en kapsamlı fabrikadır. Ve o fabrikada gelmiş geçmiş en güzel, en değerli halılar üretilmeye başlanır. Adına da Hereke İpek El Halısı denir. Osmanlı'nın çeşitli yörelerinde halıcılık var. Uşak'ta var, Sivas'ta var, Gördes'te var. Buradan ustalar getiriliyor bir araya. Hereke Fabrika-i Hümayun müessesesinin içerisinde biz nasıl daha iyi bir halı üretebiliriz diye araştırma yapıyorlar. Her halının en iyi kısmı özümseniyor ve ortaya Hereke denilen bir teknik çıkıyor. Hereke'de yapıldığı için tabii ki Hereke ismi kullanılıyor bunda. O yüzlerce metrekare halıyı da mevcut tezgahlarda üretmeniz mümkün değil. Yeni bir teknolojiyle, daha üst teknolojiyle yapmanız gerekiyor bunu. İşte Hereke fabrikası büyük bir bina içerisinde iyi bir organizasyonla bu büyük halıları çok kaliteli bir şekilde, daha ince düğümlü, daha iyi malzeme kullanılarak ve Türkiye'deki, dünyadaki önemli halı teknolojilerinin bir araya getirildiği bir halı. Öyle ki o halılar uluslararası fuarlarda sayısız ödül alır.
Türklerin de dünyadaki ilk tescilli markası ünvanını elde eder. Hatta yabancı devletlere verilen en prestijli hediye olur. O dönemde halı fabrikasındaki tezgahlar gece gündüz mesai yapar. Bir yandan dillere destan hereke ipek el halıları üretiliyor, diğer bir yandan da kutsal bir görev yerine getiriliyordu. Kabe'nin ipek örtüsü de Hereke'deki fabrikada dokunur, her yıl Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyeleri taşıyan Sürre alayına teslim edilirdi. Hereke bununla bir kez daha taçlandırılmış olurdu. Hereke, dünya halıcılık tarihinde ayrı bir yere sahiptir. Standartı kendine hastır. Her bir santimetre karesinde minimum 100 düğüm bulunur. Bu nedenle dünyada dokunması en zor halıdır. İplik tutan ellerin yıllarını alır. Yani her yiğidin harcı değildir. Ayrı bir ustalık, ayrı bir sabır ister. Kullanılan malzemeden tutun da dokuma tekniğine, kesimine kadar her aşaması özeldir. Hereke ipek el halısının en belirgin özelliği Türk düğümü, yani çift düğümle dokunuyor olmasıdır. Hereke halılarında önde bir tel, arkada bir tel vardır. Düğümler 45 derecelik açıyla halının üzerinde durur. Malzeme eğer ipekse kullandığımız malzeme, halının bir tarafından baktığımız zaman koyu bir görüntü elde ederiz. Öbür taraftan baktığımızda gayet parlak, ipeğin o güzel görsel güzelliğini veren bir görüntü elde ederiz. Biz her halıyı sipariş yapmıyoruz ya da kişiye özel yapmıyoruz. Prestij amacıyla yaptığımız halılarda biz de çok uzun süreler bekliyoruz. 6-7 sene beklediğimiz halılarımız var. 24-25 metrekare mesela ürettiğimiz hereke tarzı santimetre karesinde 100 düğüm olan halılar var. Onları 4-5 yıl bekledik bitmesi için. Bu dokuduğum bir sipariş halı. İsmi Harrem. Desenimizde numaralar var ve ipeklerimizde de numaraları var. Ona göre dokuyoruz ve çok zor, çok renkler birbirine yakın olduğu için o yüzden bu numaraları koymuşlar. Ve eni 50,5 olacak, boyu 48 olacak ve 1,5 yılda hemen hemen bitecek. 11 aydır ben bunu yapıyorum, 5 ay daha sürecek. Bir halı, bir hereke halısı yapana kadar 6 tane diğer Anadolu tipi halılardan yapabiliyorsunuz. Bir tane kelle boyu bizim salonlarda kullandığımız 5-6 metrekare halı Hereke'de 1-1,5 sene sürüyor. Oysa bir Anadolu tipi halı da 2-3 ayda bitiyor. İpek halıya geldiğimizde olay daha dramatik bir hale geliyor. Bir halı 2 kişiyle ancak 3-4 senede çıkıyor. Bu da Hereke halısındaki incelikten kaynaklanıyor. Bu incelik ne demek? Santimetre karesinde 100 ve üzerinde düğüm demek. Ki dünyada buna rakip başka bir halı yok. Hereke'yi bir tek kişi kestiği için o kişi hastalandığı zaman hiç kimse çalışamıyor. Yani halıda 4 kişiyi birlikte çalıştırıyorsunuz, 6 kişiyi birlikte çalıştırıyorsunuz ama bir tanesi var ki o halıdan sorumlu, o halının asıl kalitesini halıya sağlayan kişi. O dışarıda olduğu anda, çalışamadığı anda, yani bir doğum yapıyor, yani bu uzun bir süre. Bu süre içerisinde evleniyor, doğum yapıyor, hasta oluyor, her şey başına geliyor. Ve o olmadığı zaman halıya devam edemiyorsunuz. Düğüm tekniği görsel şöleni de beraberinde getirir. Düğümün sıklığı hereke ipek el halısına parlaklık ve dayanıklılık kazandırır. Evladiyeliktir. Yüzyıllar boyunca solmadan bulunduğu mekanı süsler. Süslemekle kalmaz, taltif eder. Deseni de, rengi de konuşturur. Hereke halıları gülistandır aynı zamanda. Başta lale, gonca gül ve karanfil olmak üzere 200 farklı çiçek motifi kullanılır. Geçmişten günümüze değin en bilinen motifi de 7 dağın çiçeğidir. 7 tepeli şehri İstanbul'dan esen Meltem misali. Hereke halıların çok sık ve ince halılar olduğu için aklımıza gelebilecek her türlü deseni biz bu halılara işleyebiliriz. Dolayısıyla
her deseni yaptığımız için renk sayısı olarak da çok renk kullanma alternatifimizi elde edebiliyoruz bu tarz çalışmalarda. Minimum 20-25 renkten başlayıp çok özel halılarda 50 renk, 60 renk bir halıda kullanabiliyoruz. Diğer halılarda biz bunu yapamayız. Öyle bir imkanımız olmadığı için yer olarak düğüm biraz bilgisayarın pikseline benzeyebilir. Çok fazla sayıda düğüm atabildiğimiz için değişik renklerde, değişik motiflerde çok güzel şeyler yapabiliyoruz. Yani desen olarak, her şey olarak çok farklı. Mesela o zamanki desenler daha böyle basit ama şu anda çok fazla zor. Yani her şey yapılabiliyor. Mesela o zaman belirli desenler, mesela Topkapı. Topkapı yani halıcılığın ilk başladığı zamandan gelen bir desen ama şu anda herkesin portresi bile yapılabiliyor halıyla. Zaman içinde hele ki ipek el halısı da gelişti, serpildi. Geçmişte güllerin, lalelerin, sümbüllerin yer aldığı halılarda bugün artık uygulanamayacak hiçbir desen yok. Kullanılan ipeğin inceliği ve atılan düğüm sayesinde bugün herekelerin üzerinde dünyaca ünlü bir ressamın tablosunu da kendi portrenizde görebilirsiniz. Hatta duaları bile. Yansı süresinde yazıların ön plana çıkması için arkadaki desenin rengi birbirine yakın olması lazım. Soft. Onun için renkler birbirine çok yakın. Zorlanıyorsunuz. Yazılarda dikkat ediyorsunuz. Yanlış olmasın. Hata olduğunda sökme şansımız yok. Beraber dolduruyoruz. Beraber sırayı vuruyoruz. Ama sırayı tek ben kesiyorum. O yapmıyor. Bir kişinin elinden çıkması gerekiyor. Çünkü kırkımı bozuluyor. El değişikliği oluyor. Bu da bariz bir şekilde göze çarpıyor. Onun için benim yapmam gerekiyor onu. Diğerlerini beraber yapıyoruz. Sıra kesimini ben yalnız yapıyorum. Eski başlangıcından şu döneme ne aşama kaydetti dersek hereke halısı, önceden el çizimiyle desen yapıyorduk. Şu anda dijital ortamda bunu yapabiliyoruz. Dolayısıyla çok fazla rengi dokuyucumuza sunabiliyoruz. Yani onu noktasal olarak numaralı bir çalışma sistemimiz var. İpeklere numara veriyoruz. Desenlerimizde de bu numaralar gözüküyor. Dokuyucu hangi rengi nerede yapacağını desende çok net bir şekilde görebiliyor. Çok detaylı bir desen çalışması yapmışsak eğer, deseni olduğundan çok daha büyük basıyoruz. Dokuyucu bunu rahat görsün, hatasız bir şekilde dokusun diye. İpeklerimizi de renklendirebilirsek ona uygun şekilde yapamayacağımız bir şey yok. İddiasını dünyaya bir kez daha kanıtladı Guinness Rekorlar kitabına girerek. Bundan 10 yıl önce yapılamaz, imkansız denilen başarıldı ve dünyanın en ince halısı Hereke'deki bu tezgahlarda dokundu. Yapımı tam 5 yılda tamamlandı. Halının her santimetre karesine 625 düğüm atıldı. Zaman içerisinde hep kendimizi geliştirdik. Daha ince, daha ince, daha incesini yapmaya çalıştık. Ta ki 10 sene öncesine kadar yapabildiğimiz en ince halı 25x25, 625 düğümlü bir halıydı. Biz bu rakamı ileriye götürmek istedik. Önce biraz yakın çalışmalar yaptık. İşte 30x30'ları denedik. Ve daha sonra 35x35 halı yapmaya cesaret ettik. Bu ne demek? 1225 düğüm demek santimetre karede. Eskisi neydi? Eski rekor 25x25, 625. Yani hemen hemen ikiye katladık rekoru. Ve çok şükür bu halıyı geçen hafta bitirebildik. 8 sene sonunda bu halıyı bitirebildik. Niçin bitirebildik diyorum? Böyle bir halıya başlarsınız ama bitiremezsiniz. Birçok kez bu tip rekor denemelerinde başladık. Ancak sonuna gelemedik. Çünkü teller o kadar ince ki, o iplikler, o incelikle o kadar uzun süre gergin olmaya dayanamıyor. Kopmaya başlıyor. Ve birdenbire yüzlercesi koptuğu zaman artık bırakmak zorunda kalıyorsunuz.
bayağı bir zor zaman çünkü teller bayağı sorun açtı. Şeyi tutturmak zor oldu, santimetre karesini yani hemen ayarlamak. Teller koptu. Bedeni yoruluyor, gözleri. Mesela ben daha önce gözlük takmıyordum. Bu halıya başlamadan önce gözlük takmıyordum. Hareket yapmak zor. Güzel ama yani güzel bir şey çıkıyor ortaya. Ama zorlukları da var yani. Yani çok güzel bir duygu bitirmek. Yani bitip bitmeyeceğini bilmiyorduk. Bitmesi bizim için mucize oldu biraz. Hepsi uzun aslında. Yani bir yıldan az çalışmadım. Hani şey olarak, halı olarak. Ama mesela bitirdiğin zaman şöyle bir bakıyorsun. Acaba bunu ben mi yaptım? Çünkü gerçekten mükemmel eserler çıkıyor. Şimdi 1225 düğümlük bir halıyı ticari bir düşünceyle yapmış değiliz. O halıyı yani başkalarının yapamadığı bir şeyi, hareket çünkü en üst noktada olduğu için o üst noktasını koruması gerekir. Böyle bir iddiayla, hayalle başladık ve bu halıyı yapabildik bu şekilde. Çünkü bu işleri hayal etmezseniz, emek harcamazsanız, çaba sarf etmezseniz yapamıyorsunuz. Hareke Bursa ipeğinden dokunur. Hareke'ye al beni katar, kuvvet verir. Hareke İpek el halıları bugün dünyanın en seçkin noktalarında. Beyaz Saray, Versay Sarayı ve Lahey Adalet Divanı bunların başında geliyor. Hareke pahalı bir zevktir, tutkudur aynı zamanda. Yerde kullanılacak olan bayağı göze gösterişli bir ölçüdeki bir halı, birkaç kişiyle dokunursa, 3-4 kişiyle dokunursa 2 senede çıkar. Ve 3-4 kişiyle dokunan 2 senede çıkan bir halının karşılığı da 40-50 bin dolar civarındadır. 25 metrekarelik ipek halının karşılığı yaklaşık 500 bin dolar civarındadır. Bu kadar değerli olunca iştahı kabaran da çok oluyor elbet. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde hareke ipek el halısı adı altında sahte üretimler yapılıyor. Ama gerçek şu ki hareke ipek el halısı yüzyıllar boyu süre gelen bir birikim, tecrübe sonucu ortaya çıkıyor. Uzun lafın kısası, gerçek hareke ipek el halısı sadece Türkiye'de üretilir. Osmanlı'dan gelen, bundan daha önemli, sahip çıkmamız gereken daha önemli bir sanatımız yok. En önemli sanatlarımızdan, en önemli kültür miraslarımızdan bir tanesi hareke halısı. Genç kızların alın teri, sevdası, benliği yatar her düğümünde. İlmek ilmek dokunur. Sabır taşı çatlar ama dokuyucu emanetini, ibadetini bırakmaz. Hareke ipek el halısı çınar misali. Yüzyıllar kapanır ama onun devri kapanmaz. Vakur, nadide ve güzel.